Trakya'nın Tecde Mahallesi. Lezzeti Şahine'nin bugünkü aşçısı benim. Lezzeti Şahane'nin bugünkü aşçısı, kayısısıyla ön plana çıkan ilimiz Malatya'dan 17 torun sahibi 73 yaşında Sabiha Özata. Size bugün elmalı küfte yapacağım. Hoş geldiniz. Malzemeleri sayayım. Bu yarma, tuz, erik eşkisi, tereyağı, un, elma, soğan, yoğurt, sıvı yağ. Elmalı köfteyi evinde de denemek isteyenler için malzemeleri bir kez daha sıralayalım. 500 gram yarma, 250 gram tereyağı, yaklaşık 100 gram un, 1 kilo elma, 1 kilo kuru soğan, 1 su bardağı sıvı yağ, erik ekşisi ve tuz. Şimdi yoğuracağım bunu. Benim kızım Ayşe, benim dizim ağrıdığı için, kalkamadığım için yardımcım. Biz Malatyalıyız, kayısıyla uğraşırız, tudunla uğraşırız yavrum. Elma bahçemiz var, ceviz var, her şeyimiz vardır. Kayısımızdan gün gurusu yaparız, ondan sonra İslim. Kayısı pestili yaparlar burada, tut pestili yaparız bahçede. Annem gençken yardımcı olurduk, onunla beraber pestil yapardık. Bu erik eşkisini kendimiz yaparız. Benim annem çok yapardı. Anneannem yapardı. Elma bahçeleri vardı, elmaları çoktu. Köfte yapardı, çok hoşumuza giderdik ama şimdiki çocuklar pek yemedikleri için pek yapılmıyor yani. Sanki hemen hemen kayboldu gibi bir şey oldu yani, kayboldu. Ayşe Hanım ateşi yakıp suyu kaynaması için ocağa koyarken Sabiha teyze de tuz ve suyla yoğurduğu yarmayı yumurta büyüklüğünde parçalar haline getiriyor. Aha belli diyeceksin. Şimdi de yumurta büyüklüğünde köfteler yaklaşık 2 santimlik küçük parçalar haline getiriliyor. Ateşin altını yitele kızım, tuzu at tencereye. Ateşin altını da ileri yitele ki kaynaya. Yarmayı kendimiz yaparız. Buğdayı çarşıdan alırız. Elerik, atlarız, götürür de yarmana veririk, yarma yaparız. Köfteler birbirine yapışmasın diye kaynadığı zaman dökülür köfte tencereye. Ondan sonra köfteyi karıştırıyorsun. Yapışmaya birbirine. Yapışmasın diye. Yoksa soğuk döktük mü köfte birbirine yapışır. Bir 15 dakika elma bırakılana kadar pişecek, kaynayacak. Ayşe elmayı bana ver ki soyam Melek kızım. Ben soyam sen dolga.
Çiğler bir yanda kaynarken elmalar soyulup dilimleniyor. Bir yandan da Sabiha teyze hemen arkada gördüğümüz ocakta neler yaptıklarını anlatıyor. Arkadaki gördüğünüz tandır. Biz evvelden belli bu tandıra biz 7-8 grat ekmek yapardık. Şimdi bu kalktı artık herkes fırından getiriyor. Bunu böyle biz kendi şeyimiz için yaptık. Ufak bilik için. Ufak ekmek yaparız. Böyle bilik yaparız ufak. Yağlı bilik. Yağ koruk. Yumurta sürerik yüzüne. Evvel çok pişirirdik. Bir ay yememiz için ekmek pişirirdik de. Şimdi kalktı her evde vardı eskiden. Aha bitti. Bitti bir tane vardı bitti. Sen kalk bu elmayı yak da, ben de soğanı soyayım. Altına doldum bu ocağa. Ha, alacağım şimdi soğanı. Elmanın köfteyle pişmesi lazım. Yani iyi pişmesi lazım. Sonra da öbür malzemelerini bırakacağız. Yoğurdunu, ununu, erik eşkisini. Erik eşkisini de koy. Bu da bizim Malatya'nın erikten yapılan eşkisi. Bu yaprak köftemize bırakılır, böyle köftelere bırakılır. Ayrı bir lezzet verir. Dilimlenmiş elmalar ve iki kepçe dolusu erik ekşisi tencereye ilave ediliyor ve sıra geliyor soğanların doğranmasına. Sen soy, ben doğrayayım. Allah'ın şuna soy. Sen soy, ben de bu lezzetine doğrayayım. Bol soğanlı olacak bu köftemiz. Kızım ateşi yak, soğanı kavurasın. Ben epeyse doğradım, haydi. Sıvaya döktük ki ateşte soğan kavrulduğu yerde yanmasın. Kızım Allah şunu soğanı koy, lekeni bana ver. Ayrı bir ocakta soğanları sıvı yağda kavuran ve birkaç dakika sonra tereyağını ilave eden Ayşe Hanım, yanmasın diye soğanları arada bir karıştırırken Sabiha teyze de un ve yoğurdu çırpmaya başlıyor. Yoğurda kattım. Unu iyicene düzelttim. Yoğurda kattım. Şimdi yoğurttan da küftenin suyundan koyacağım buna, pişireceğim bunu. Çabuk olsun diye, kesilmesin yoğurt diye, öyle diyeyim. Yarısını köftenin içine bırakılacak. Anne sen dök, ben karıştırayım. Yemeğin suyundan birkaç kepçe alınıyor ve yavaş yavaş yoğurda katılıyor.
karıştırılarak yoğurdun kesilmesi önleniyor ve böylece yoğurt kıvamlı bir ayran halini alıyor. Bu arada ateşin altında yakacağız ki köfte pişsin, ayranı pişsin, yoğurdu. Soğanı kavruldu. Kenara almamız lazım. Köfteyi indirmemiz lazım. Servis yapalım. Köftenin sosundan soğana bırakmamız lazım. Bitti. Herkese afiyet olsun.